Herkese merhaba. Ayar merhaba. Merhabalar. Sayın Babanımı 20 senedir takip ediyoruz. İnşallah yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tarımsal alanda yaptığı katkılardan dolayı, yem katkısından, mazot katkısından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah ileri süreçte de daha faydalı işler olur. Hakikaten kendisine Allah razı olsun, bizde fıstık sorunu ciddi bir sorundu. Yaparsa Fatma Şahin yapar diyoruz Allah'ın izniyle ki yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Evet, spor yapıyoruz, kitap okuyoruz. Sonra okul başladığında okula hazırlanmış olacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin derdiniz bizim derdimiz, sizin sevinciniz bizim sevincimiz, sizin kaderiniz bizim kaderimiz. O yüzden sizi can kulağıyla dinliyoruz. Gönül kulağıyla dinliyoruz. Gücümüz neyse, İmkanımız neyse, fırsatımız neyse sizin sorununuzu çözmeye çalışıyoruz. Şuna inanıyoruz, iman varsa imkan vardır. Hamdolsun. Birlikte başaracağız inşallah. Sayın Bakanımız Fatma Şahin'e bu konuda mazot desteğinden dolayı, her türlü gübre desteğinden, hayvansal yemlerden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kocatepe Köyü adına. Kendisine Allah razı olsun. Yani köyümüzden ve Antep'ten hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Yaşım 58, 18'li geç, 40 senedir çiftçilik yapıyorum. Fıstık, zeytin, bağ, incir bu üzeri yapıyor. Ben 150 litre mazot desteği aldım. Vatandaş alamıyor, alamayan güç de var. Şöyle 5-10 litrelik şeylerden getiren var. Bize sağ olsun Sayın Bakanımız, bize bu desteği verdiği için kendine teşekkür ederek. Bizim diğerisen biz bir de kırsal kesimliyik. Bizim şehir maddi güçlerimiz zayıf. Bizim bundan ağaçlarımıza daha kötü çiftçi şey yapıyor. Bakımları çok iyi yapıyor. Onun için kendine teşekkür ederek. 35 yıldır çiftçilik yapıyorum. Babam mesleğini devam ettirmek istiyorum. Diğer Fatma Hanım'la çok teşekkür ederim. 2 devredir mazot desteği de alıyoruz. Allah kendinden razı olsun. Yaramıza merhem oluyor. Dar zamanda bizi kolluyor. Dedemden babama kaldı, babamdan bana kaldı. Ben de doğduğumdan beri Kocatepe'de çiftçilik yapmaktayım. Biz de bu azotu aldık, tarlamızı sürdük, işte tarlamızı amar ettik, mahsulumuzun hazırlanmasını sağladık. Hakikaten bize bir ilaç gibi iyi bir yardım oldu yani. Arazimizi vermiş olduğum azottan sürüp toprağımızı daha rahat işte çok zaman... Çok çiftçi arkadaşımız mazot parası bulamıyor ama o bir nefes oluyor.